Mihrali Hoca emmi. Jandarma tutuklayıp götürdü. Ne? Dur telaş etme. Yürüyün gidiyoruz. Jandarma Mihrali'yi tutuklamış. Mihrali? Dur hemen telaşlanma. Hoca efendi de yanında. Mihrali. Mihrali. Peki kimmiş bu? Kim için suçlanıyor? Belediye başkanının kaçak oğlu Eşber'i öldürmeye teşebbüsü. Zeliha Hanım, ben avukat İsmet. Rasim Bey'e ulaşamadım da haberi size vereyim dedim. Ne haberi? Eşber'e Minhali konusunda bilgi verdim. Ayrıca evlenmeyi kabul etti sonunda. Kabul mü etti? Eşber'im. Güzel. Aradığımız sikkeler bunlar. Senin tarladan mı çıktı bunlar? Evet beyim. Şanslı adamsın. Verin şuna 5-10 kuruş gitsin. Sağ olasın beyim. Hayırdır Fadime? Çok üzüldüm Mihriban. Mihrali böyle bir şeyi hak etmiyordu. Onun yerinde başka biri olmalıydı. Eşber'i senin vurduğunu biliyorum. Karnımdaki çocuğu yetim bırakmak için gözünü kırpmadan çektin tetiği. Bunun için seni asla affetmeyeceğim. Mihrali hapisten çıkmazsa Eşber'le evlenmeyeceğim. Ne diyorsun kızım sen? Mihrali hapisten çıkmazsa Eşber'le evlenmem diyorum. Ne demek evlenmem? Mihrali'den sana ne? Aptal mısın sen? Evlenmeyeceksin de babası belli olmayan bir çocuk mu doğuracaksın? Gerekirse öyle olacak. Mihrali'mi alıp götürdüler. Sol yanım da onunla birlikte gitti. Üzülmemeniz lazım anneciğim. Kuvvetli olmazsanız bu yaptıklarınız hiçbir işe yaramaz. Mihral hapisten çıkacak, sana söz veriyorum. Keşke Mihrim Hanım. Keşke. Alasmaladık. Nereye gidiyorsun kızım? Daha yeni geldin. Sonra yine uğrarım. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Böyle olmak zorunda hükümet. Eşber Koç'u sen mi vurdun? Devletin mahkemesini meşgul etmek istemezdim. Bunun nedeni ben değil, benim burada olmama sebep olanlardır. Yani? Başka söyleyecek bir sözüm yok efendim. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Olayla ilgili delillerin toplanmasına, bu süre boyunca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Komutanla görüşecektim. Mihriban? Hoca emmi? Çıngıraklar ifadeyi geri çekmişler. Mihral artık serbest. Allah'ım sana şükürler olsun. Hadi kızım durma yürü. Ne duruyorsun? Hadi millete haber ver hadi. Hemen hoca emmi. Hadi. Aklınıza uyduk, çektik ifadeyi geri. Şimdi Mihrali istediği gibi at oynatacak. İyi oldu, iyi. Ne zaman bir kötülük düşünsek ikimiz de başımıza geliyor. Anlamıyor musun enişte? Dükkanın ismini hak edelim dedik, beceremedik. Hapse atalım dedik, o da olmadı. O içeri girse Eşber de giriyordu Rasim. Girseydi keşke. Aklı başına gelirdi it oğlu itin.
kusura bakmayın işte. Sözüm meclisten dışarı. Bu seferlik böyle olsun Rasim. Eşperim içeride yapamaz. Mihreli kanlımız biliyorum. Onunla her zaman hesaplaşırız. Ama onun kanı için eşperimi feda edemem. Bu adamla kala kala senin de kalbin yumuşadı abla. O eşber eti bir daha benim adım bile ağzına almasın. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Onun artık benim gibi bir dayısı yok. Anladınız mı? Ne hali varsa görsün. Rasim! 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 İyi oldu, iyi. Kötülük eden kötülük bulur. Sevdiğim, seni her zaman sevecek olan Mihriban. Eskidi onlar artık. Eskidi onlar artık. Geride kaldı. İnan bana, her şey geride kaldı. Yırt onları. Çünkü artık seni seviyorum. Yırt onları. Yırt onları. Hadi. Hadi. Yırt. Halacığım. Hala. Hala. Müjdemi isterim halacığım. Ne oldu kızım? Dur kızım. Bu ne telaş? Ne oldu? Mihrali halacığım. Ne olmuş Mihrali'me? Mihrali kurtuldu hala. Artık içeride kalmayacak. Kurban olayım bu haberi veren dillere. Ya Rabbim, sana şükürler olsun. Ne olmuş anne? Mihrali kurtulmuş kızım. Çıkıyormuş. Çıkıyor mu? Eve mi dönüyor yani? Ben gideyim hala. Otursana kızım. Gitsem daha iyi. Hoşça kal halacığım. Güle güle yavrum. Allah'ım, şükürler olsun sana. Hey Adnan, işler nasıl gidiyor? Ufak tefek işler işte. Senin büyüteceğin yok ya. Ne yaptın sen istediğin bilgileri? Sağlam bilgiler topladım efendim. Ne kadar sağlam göreceğiz. Bunu görüyor musunuz? Evet. Bunların her biri 7 milyon civarında. Şuna bakın. Buna da bir bakın. İşte bunların hepsi milyonlarca dolar kazandıracak bize. Şu anda müzede buradaki bir tarladan çıkan bir fresk parçası da var. Buradan mı? Evet. Bunları söylememin nedenine gelince, bu parçanın bulunduğu yerleşim merkezinde biraz önce gösterdiğim heykellerden olması büyük bir olasılık. Sadece bir olasılık mı? Elbette hayır. Bu da bir Alman arkeoloğun hazırladığı rapor. Bu bölgedeki çalışmaları ve vardığı sonuçlar. Fresk parçasının çıktığı tarlada demin gösterdiğim heykellere eşdeğer onlarcası var. Güzel. Güzel de bir sorun var. Tarlayı bir an önce satın almalıyız. Acelenli. Heykeller kaçmıyor ya. Bizzat yerinde anlatsam daha iyi. Hadi gidelim o zaman. İşin ucunda para olur da ben durur muyum? Aman be kızım, nerede kaldın? Nikah memuru hastanede bizi bekliyor. E hoca emmi, hasbala derken ancak kaçabildim. Bak, her şey istediğin gibi oldu. Biz şikayeti geri aldık. Mihrali çıktı. Şimdi sıra eşberde. Heh, baksana ne aldım. Tak bakalım şu yüzü. Pek de yakıştı canım. Hadi geç kalmadan gidelim. Eşber bizi bekliyor. Hadi. Thank you.
Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoca Emri. Ne demiştim? Sabır Allah'ın insanoğluna verdiği en güzel şeydir. Öyleymiş. Öyledir ya Mihrem. Hadi gidelim. Ne o hanımlar fısır fısır ne konuşuyorsunuz öyle? Ne konuşalım Zila bacı Fadime'yi burada görünce? Ayol niye burada olmasın? Aslan gibi oğlumun gül yüzlü nikahlı karısı bugüne bugün. Hadi hayırlı olsun Fadime. Allah bir yastıkta kocasın. Amin, sağ olun. Sağ olun hanımlar. Bırakın da artık gül yüzlü güzel gelinime evi bir gezdireyim. Hadi benim aslan oğlum. Hadi güzel gelinim, hadi gel. Hadi benim canım. Ne sırıtıyorsun öyle pişmiş kelle gibi? Bilmem. Daha ilk günden şımarma. Gelin sen gelinliğini bil. Sen kimi arıyorsun ana? Hasibe alayım. Şu kız konuşsun da evlendiğini haber versin. Ben mi söyleyeceğim? Tabi. Onlardan gizli evlenen sensin. Sen haber vereceksin. Alo Hasibe hala. Bir dakika. Al kız şunu. Hasibe hala. Fadime yavrum. Neredesin? Niye bize haber vermedin? Ne oldu? Hasibe hala. Ben evlendim. Biliyorum haber vermem gerekirdi ama oldu işte. Bundan sonra kocamın, Eşber'in yanında kalacağım. Kocammış. Duyan da bir şey sanır. Ama Fadime, Dumanlı Hoca... Biliyorum Hasibe hala. Hoca Emmi benim için en iyisini düşünüyordu. Ama böyle olması gerekiyordu. Hoca Emmi daha iyi düşünürmüş. Biz bostan korkulu muyuz? Düşünemez miyiz yani? Ama ben öyle demek istemedim. Vah kızım, vah Fadime. Oysa ben onun için ne güzel şeyler düşünüyordum. Telli duvaklı gelin olacaktı. Cahil kız hocam. Küçüklükten beri aynı. Ne zaman ne yapacağını ben de bilmez oldum. Senin kabahatin değil ki Seyfullah. Biz doğru olanı yaptık. Önemli olan onun mutluluğuydu. Allah gerisini hayırlı kılar inşallah. Amin. Size söylediğim tarla burası Rasim Bey. Buranın altı hazine gibi ha? Öyle de. Burası yakın zamanda sit alanına dönüşecek. Ondan sonra da Kültür Bakanlığı'ndan onay geldiği anda kazılara başlanacak. İstihbarat sağlam galiba. Elbette. Bu iş söylentilerle yola çıkılamayacak kadar büyük. Böyle bir fırsat insanın hayatında bir kez ele geçer. Ucunda trilyonlar da varsa beklemek aptallık olur. Hayat döneme çıkan hiçbir fırsatı kaçırmadım. Kimse sahibi hemen gidip alalım. Meryem Ekecik adına kayıtlı. Meryem Ekecik. Ana. Oğlum. Meral'im. Ali. Ana. Anacığım benim. Anacığım. Güzel anam. Kurban olduğum Allah seni bana gönderdi işte. Oh güzel anam benim. Daha önce hiç deneyimin yok ha? Yok. Pekala biz seni ararız. Yani? Yani şu an için açık kadro yok. Olunca biz seni ararız. Anladım. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey. Şu demin konuştuğun çocuk ne istiyormuş? İş başvurusunda bulundu ama uygun değil. Yo uygun. Hem de çok uygun. Hemen çağır gelsin. Peki efendim. Mehmet Bey. Buyurun. Gelir misiniz? Koş kız bir çay yap. Eşberimle karşılıklı içelim.
Peki anne. Dört duvar arasında sıkıldım ana. Öyle sıkıldım ki. Sıkılmaz mısın oğlum? Kolay değil. Öyle olmayacak ana. Ben bir hava almaya gidiyorum. Daha yeni gelmiştin. Hem daha börek açacağım sana. Akşama yerim. Hadi görüşürüz. Eşber. Gidiyor musun? Allah Allah. Sana da mı hesap vereceğiz? Şuna bak. Patavatsız. Hakimetin önünden geçtim. Nuri, ne yapıyorsun lan? Hoş geldin hükümet. Hoş geldin. Sağ ol. Bunu da nereden buldun? Ha? Adı ne bunun? Demek adı yok. Adım Arsuk olsun mu? Olsun lan olsun. Arsuk? Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Ben geçmiş olsun demek için gelmiştim. Sağ ol. Bir de teşekkür etmek için. Önemli değil Mihriban. Bir şey yaptım sayılmaz. Sadece sustum. Susmakla kendini ateşe attın. Niçin yaptın bunu? Benim için yaptın. Bana bak. Gözlerime bak ve doğruyu söyle. Susacak mısın böyle? Yine mi bir şey söylemeyeceksin? Kim olsa aynı şeyi yapardı. Bunu söyleyen kim? Ali mi? Söyle. Kurban olayım söyle. Evet de, hayır de, ama bir şey de. Gözlerine bakınca hala kendimi görür gibi oluyorum. Benden hala bir iz, bir kıvılcım yaşıyor gibi. Mihrali, hadi de bana. Zeynep değil mi? Artık senin kalbinde o var. Ne Zeynep'i Mihriban? Biliyorum. Giderek ona daha çok yaklaştığını görmediğimi mi sanıyorsun? Hem aramızdaki ilişki gün geçtikçe... Aramızda zaten bir ilişki kalmamıştı Mihriban. Anla bunu artık. Bakalım güzelim. Ne o? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Konuşmamız lazım. Benim konuşacak bir şeyim yok. Elinde silah olmayınca konuşamıyor musun? Bırak beni Eşber. O kadar kolay olsaydı bırakırdım. Ama senden vazgeçemem Mihriban. Biliyor musun? Evlendim. İdam fermanım gibi imzaladım defteri. Ama sanma ki senden geçti. Ölsen de anlamayacaksın değil mi? Benim seninle işim yok. Benim işim var ama. Seni niye ele vermedim sanıyorsun? Çünkü hala seviyorum seni. Hem de itler gibi seviyorum. Bak şu halime. Ölümlerden döndüm. Bir sürü kan akıttım. Süründüm. Kimin için dersin ha?
Gözlerime bak Mihriban. Bu gözler seni görmeyecekse kör olsun, razıyım. Sakın aklından çıkarma. Bu gözler her zaman senin üstünde Mihriban. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hayırlı olsun Mehmet. Sağ olun. Bu kadar gergin olma. Rahatla biraz. Sen benim köylümsün her şeyden önce. Ayrıca aramızda geçmişte olmuş bazı şeylerden sonra buraya gelip çalışmak istemen senin için çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim. Geçmişi işlerine karıştırmayan insanın geleceği de parlak olur. Benim de hedefim daha iyi yerlere gelmek. Daha iyi yerlere gelmek dedin de aklıma bir şey geldi Mehmet. Sizin tarla duruyordu değil mi? Evet, duruyor. Adnan Bey. Evet. Siz otel için bir yer arıyordunuz ya. Evet. Galiba buldunuz. Mehmet, sizin tarlanın altında termal su vardı değil mi? Evet, var. Adnan Bey, bundan iyisi can sağlığı. Benim bir işi halletmem lazım. Siz konuşursunuz artık. Tabii, sağ olun. Neredeydi bu tarla? Afiyet olsun. Yeseydin ya oğlum. Yedim ya ana. Eline sağlık. Zeynep'in eline sağlık. Bu yarım halimle ben nasıl yapardım? Elinize sağlık. Afiyet olsun. Elhamdülillah. Kızım ben de doydum. Sofrayı kaldırıver. Ben alayım. Yanlış anlamazsan sana bir şey söyleyeceğim. Tabii söyleyebilirsin. Niye yanlış anlayayım ki? Nasıl desem? Evet. Bugüne kadar anamın yanında kaldın. Ben yokken ona sahip çıktın. Ne önemi var? O benim de annem sayılır değil mi? Ama malum burası köy yeri. Yani geceleri burada kalman hoş karşılanmaz, anlıyor musun? Galiba lojmana dönsen iyi olur. Darılma, senin iyiliğin için söylüyorum. Ama Hatice annenin iğneleri, ilaçları, hem yemek, bulaşık. İğneleri gelip yine yaparsın. Diğerleri de benim elimden gelir çok şükür. Bizim derdimizi çektiğin yeter. Hem çok yük olduk sana. Hadi kızım. Pek iştahım yok ana. Ana. Hı. Şu bizim tarla ne olacak? Aa, o ne biçim soru öyle? Duruyor işte. Ya duruyor da nereye kadar yani? Kim ekecek, kim sürecek? Diyorum ki satsak şunu. Yine ne karıştırıyorsun sen? Bir şey karıştırdığım yok. Geleceğimi kurtarmak istiyorum sadece. Nasıl kurtaracak mısın geleceğini? Bugün otelde tarlaya bir müşteri çıktı. Ne oteli? Ben Rasim'in otelinde işe başladım. Ne? Ne diyorsun sen oğlum? Geçici bir iş. Ötesi var. Gidip o yılanın otelinde işe girmişsin. Ötesi neymiş bakalım? Sözümü kesme de dinle. Bir adam bizim tarlaya otel yapmak istiyor. Tarlanın değerinden çok çok daha fazlasını veriyor ana. Bizim satılacak tarlamız yok. Tarlayı satarsak otelin başına da beni getirecekmiş. Ana, asla satmayacağız tarlayı. Ölsem satmam kızım. Mehmet, oğlum. Bir o tarla kaldı bize. Elimizdekini, avucumuzdakini sattırıp ele güne muhtaç mı ettireceksin sen bizi? Bulmuşlar safı, kandırıyorlar işte ana. Müdür olacağım işte. Daha ne? Benim bir baltaya sap olmamı azmedemiyorsun değil mi? O nasıl söz oğlum? Ablan o senin. Ablalığı batsın. Ya ne yapmaya çalışsam önüme dikiliyor. Bıktım artık. Bakkala olan borç gırtlakta. Geleceğimi kurtarınca para gelecek işte, para. Bize alın teriyle kazanılmış helal para lazım. Tarlayı unut.
Beter olun be. Bu köhne evde daha beter olun inşallah. Üzülme ana. Ben sağlıkça o tarla ne satılır ne de boş kalır. Üzülme sen. Oldu evin içi. Ne bakıyorsun etrafa baykuş gibi? Ben eşberi merak ettim de ne zaman gelir acaba? Sana ne? Ne zaman gelirse gelir. Bağırma zil ha. Gelir kızım birazdan. Hadi sen de gir içeri bakayım. Üşütme. Ne biçim gelinsin sen? Git bir çay yap, kahve yap, bir şey yap hadi. Peki anne. Anne yok. Anne yok. Zeliha Hanım. Hadi. İlk günden bismillah. Bu kadar yüklenmedin ha? Yazık kızcağıza. Aman sen karışma. Barsık ne yapıyorsun lan? Çok mu acıkmış hükümet? Hoş geldin yenge, buyur. Hoş bulduk oğlum. Yenge, kötü bir şey mi var? Bilmem ki. Başımızda dolaşan bir şey var ama. Allah Allah. Yine Mehmet mi? Artık başa çıkamıyor. İyice yoldan çıktı. Ne yaptı ki? Rasim'in otelinde işe girmiş. Yetmezmiş gibi tarlayı da birine satacakmış. Ne yapacağız oğlum? Başımızda erkek olmadığı için durulmuyor. Sen üzülme yenge. Ben onunla konuşur anlarım derdini. Hem başımızda erkek yok dediğini duymayayım bir daha. Ben ne güne duruyorum burada? Ben de onun için gelmiştim oğlum. Konuşuver şu çocukla ne olur. Ben halledeceğim yenge. Üzülme sen. Demek annen satmak istemiyor. Çok dil döktüm ama. Sağlık olsun. Gerçi en uygun yer oraydı. Kusura bakmayın. Önemli değil. İyi günler. Çocuğun annesi tarlayı satmaya yanaşmıyormuş. Lanet olsun. Ne yapacağız Rasim Bey? Milyonlarca doları tarlada gömülü mü bırakacağız? Mehmet. Ne var?
Konuşalım mı biraz? Benim konuşacak bir şeyim yok. Hadi gel. Otelde çalışmaya başlamışsın. Ne olmuş? Çalışmak ayıp mı? Değil tabii. Ama Rasim'in oteli olunca biraz garip. Tarlayı da satmak istiyormuşsun. Bak, babam öldükten sonra ailenin reisi benim. Kararları da ben veririm. Ama aileni üzecek bir karar veriyorsun. Sen kim oluyorsun be? Sen beni düzeltmeye çalışacağını kendine bak. Mehmet, kendine gel. Gelmezsem ne olur? Döver misin? Beni iyi dinle. Bundan sonra ne ablama ne de aileme bulaşma. Hele bana hiç, anlıyor musun? O koca burnunu içimizde görmek istemiyorum. Allah cezanı versin. Aa! Ne yaptın kız? Koca takım gitti. Şey, elimden kayıverdi. Kayıvermiş salak, yanaşma parçası. Evimize soktuk, tabak gördün. Sen yedin, kaba mı pisliyorsun? Yanlışlıkla oldu. Çık dışarı, çık. Mahvettin yerleri, çabuk çık, çık. Ne oluyor burada? İşimiz var bununla, sakarın teki. Ah, kader işte. Sana ben bir kız bulacaktım ki. Benim gönlümün kimde olduğu belli ana. Hala unutamadın değil mi o mihriban şılığını? Sana 1000 defa söyledim ana. Mihriban'ı unutacağım falan yok. Oğlum, kız senin Azrail'in oluyordu. Hala onun ismini sayıklıyorsun. Beni öldürse de ondan vazgeçmem ana. Bunu tartışmayalım artık. Bacım bakar mısın? Buyur. Biz birini arıyorduk da. Kimmiş o? Ya adı neydi abi? Ahmet olacak. Ya Ahmet herhalde, aslında biz de tam olarak bilmiyoruz. Bize de muhtarın oğlu haber verdi. Bir yangın mı çıkmış ne olmuşsa. Ya evleri vardı herhalde şöyle şu tarafta. Dedim ya biz de tam olarak bilmiyoruz. Geç içeri. Bırak beni, bırak, bırak. Geç sesini, gırtlağını parçalarım. Allah Allah. İmdat, kurtarın beni, imdat. Nereye gidiyorsun? Nereye dedilerse bırakın. Oraya. Ana, biri bana kaçırdılar. Allah Allah, bismillah, bismillah. Allah Allah, bismillah, bismillah. Kahretsin. Tam da patlayacak zamanı buldu. Ne yapacağız şimdi? Eski değirmene gideceğiz. Yürü hadi, gidiyoruz. Yürü. Hadi. Bırakın. Yürü. Bırak. Yürü. Allah Allah. Bismillah. Bismillah. Allah Allah. Bismillah. Bismillah. Meram yok mu? Fahrettin! Ağam! 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 Ne oluyor lan? Mihriban'ı birileri kaçırdı ağam! Ne diyorsun lan sen? Gözlerimle gördüm ağam! Senden başka kimse gördü mü? Yok ağam! Yürü gidiyoruz! Peki ağam! Dur Meryem yenge, ne oldu? Mihriban, Mihriban yok. Nasıl yok? Sakin ol. Sabah çıktı evden. Gece bu saat oldu, hala gelmedi. Allah Allah. Evden çıkarken çok kötüydü. Bir şeyler yap yavrum, ne olursun. Sen doğru eve git. Belki tamam. Bir haber gelir. Tamam. Biz onu ararız. Tamam. Tamam. Hadi. Tamam. 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 Geceyi burada geçireceğiz. Başka çaremiz yok.
Geçiririz. Metin. Sen biraz odun topla da ateş yakalım. Tamam. Sabaha kadar donarız burada. Peki emin misin Osman? Hoca emmi. Biliyorum oğlum. Sakin ol. Osman'la şimdi onu konuşuyorduk. Söylediğine göre en son o görmüş. Nerede gördün? Taşlığın orada, uçurumun kenarında. Uçurumun kenarında mı? He. Allah'ım sen şerden koru. Ben aramaya gidiyorum hoca emmi. Mihrer evladım. Önce sakin olmakta fayda var. Köyde ne kadar genç varsa hepsini toplarsın. Seyfullah, yanına birkaç kişi alıp ne kadar yapabiliyorsanız o kadar meşale yapın. Tamam hocam. Hemen aramaya çıkalım. Allah yüzümüzü kara çıkarmasın. Kim kaçırmıştır ki bu kızı? Niye kaçırır? Niye başkalarına haber vermedik ağam? Salak herif. Mihriban'ı herkesten önce ben kurtarırsam ne olur? Ne olur ağam? Mihriban'ın gözünde değerim artar. Kahraman olurum. Alo. Ne var? Daha evine gidemedik. Yolda lastik patlayınca eski değirmene sığınmak zorunda kaldık. Ne demek değirmene sığındık? Biz size ne dedik? Ne yapalım beyim? Oraya gelen giden olur. Yakalanırsanız sonra. Hemen Rasim Bey'in söylediği daha evine gidin. Baş üstüne beyim. Kıza da en ufak bir zarar vermeyin sakın. Olur beyim. Şerefe Mehmetciğim. Sağ olun Rasim Bey. Ben bir tuvalete gideyim geleyim. Ne abi, lan suratın düşmüş, bir şey mi oldu? Salak herifler. Lastikleri patlamış. Daha evine gidememişler. Eski değirmendelermiş. Önemli değil Adnan. Elimizde ya. Şu Meryem işini de halledelim artık. Yavrum. Alo buyurun. Meryem Hanım'la mı görüşüyorum? Evet benim. Meryem Hanım, kızının nerede olduğunu biliyor musun? Yoksa bir haber mi var kızımda? Var tabii, elimizde. Elinizde mi? Siz kimsiniz? Kim olduğumuzu boş ver. Tarlayı satmazsan o gül yüzlü kızını bir daha göremezsin. Ama satmayı düşünmüyoruz. Peki düşünme. Kızını o kadar sevmiyorsan tarla sende kalsın. Bana bak. Kızının mezarda olması bir sözüme bakar. Ama bunu kimseye söylemezsen, jandarmaya polise haber vermezsen kızınla mutlu bir ömür geçirirsin. Kızım, kurbanınız olayım, yapma bir şey yapmayın. Şartlarımı söyledim. Yarın tapuya gelip tarlanın satışını yapacağız, anladın mı? Ne istersen, ne istersen yaparım. Yavruma dokunmayın yeter ki. Tamamdır o zaman. Yarın ararım ben seni. Tamam. Bak bir daha söylüyorum. Eğer bir kişinin bile haberi olursa yemin ederim kızını ölmüş bilir. Hatta kızının yanında Mehmet'in de canını alır. Yarın telefonumu bekle. Tamamdır. Yarın satış gerçekleşecek. Hocam, hocam eğer ona bir şey olmuşsa... Ağzını hayra aç Mihrali. Allah'a güven ve gerisini ona bırak. Hadi yürü oğlum. Mihriban! 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 Bir dakika dur Mihrali abi. Söyle Osman. Mihrali abi, nasıl desem... Mihriban'ı en son gördüğümde... Dağa taşa doğru bağırıyordu. Ne diye bağırıyordu Osman? Mihrali diye. Zeynep'im, Zeynep'im. Ballı Zeynep'im. Üç köyün içinde şanlı Zeynep'im. Bütün
köy seferber oldu Meryem. Üzülme artık. Bulunacak Mihriban. Bir haber var mı Aspalı? Yok oğlum. Yenge, iyi misin? Hı? Bir gariplik var sende. Bildiğin bir şey mi var? Yok, ne olsun oğlum. Bütün gece aradık. Yok. Ama sana söz veriyorum. Bulacağım. En kısa zamanda bulacağım. Biliyorum oğlum. Biliyorum. Uyan lan. Sabah oldu. Her yanım tutulmuş ağam. Nereye kaçırmış olabilirler? Dağlara doğru bakalım ağam. Aferin lan. 40 yılın başında doğru bir şey dedin. Poyraz. Bulamadık Poyraz. Bulamadık onu. Ağladığımı kimseye söylemeyin. Benim yüzümden Allah'ım. Sırf benim yüzümden biliyorum. Sen affet beni, kırdım kulunu. Ben attım onu ateşlere. Yaradan Rabbim. Sen göster bana o ateşi. Göster ki bir değil, bin elimi birden daldırayım o ateşin korlarına. Hey, ne yapıyorsun lan? Ha? İyi değilim hükümet. Çok kötüyüm. Mihriban kim bilir nerede şimdi? Kim bilir ne yapıyor? Burada lan. Burada. Burada lan. Burada. Burada lan. Burada. Ali nereye? Mihriban hala dönmedi. Onu bulmam lazım. Sen ne yapabilirsin ki? Bırak jandarma halletsin. Geceyi burada geçirdik de, Davin'e nasıl gideceğiz? Bu taraftan. Hadi yürü gidelim. Yürü. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Yürü be, yürü! Sen dur. Bana bak kızım.
Bu kafirin sana el sürmesine izin vermedim diye yumuşak belleme beni. Zorluk çıkaracak olursan gözünün yaşına bakmam, öldürürüm seni. Anladın mı? Şimdi usta usta düş peşimize de yürü bakalım. Hadi. Ulan Mihriban'a bir şey yaptılarsa kanlarını dere yapıp şu vadilerden akıtırım. Şu tarafta bir kulübe var ağam. Oraya bir bakalım. Uzak yalnız. Gitmez. Daha önce söylesene lan. Daha sıçanı. Gittiği yere kadar gideriz. Oradan yürürüz. Hatice anne, Ali delirmiş gibiydi. Mihriban'ın yüzünden başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Aman ağzından yel alsın kızım. Nereye gider ki bu kızcağız? Nereye kayboldu? Nur yüzlüm, çok üzüldü son zamanlarda. Sağlığın yerinde mi anneciğim? Yanında olamıyorum. Sağ ol kızım. Zaten sana da çok zahmet verdim. İşini gücünü bırakıp geliyorsun. Ne demek, istediğin zaman çağırabilirsin. Hemen gelirim. Hem Mihriban'ı düşünüp de üzme kendini. Şimdi şu iğneni yapalım. Zeynep, kızım, benim iğne başka renk değil miydi? Bu daha etkili. Doktor bey tavsiye etti. Merak etme anne. Birden bir titreme geldi. Anneciğim uzan şöyle biraz. İğnenin yan etkisi herhalde. Evet komutan bey, tabii. Sağ olun. Henüz bir haber yok. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Köy içinde bir yerdedir belki. Köyde her yerde aramışlar. Yer yarılıp içine girmedi ya. Elbet bulacaklar. Metanetle bekleyeceğiz Meryem. Başka çare. Alo. Meryem Hanım'la görüşecektim. Bir dakika. Meryem, seni arıyorlar. Buyurun. Meryem Hanım. Yarım saat sonra tapuda bekliyorum. Bakalım kızını söylediğin kadar seviyor musun? Misafirlerim var da şimdi müsait değilim. Sen bilirsin. Kızını ne zaman görmek istersen o zaman gelirsin. Peki, sağ olasın. Bir haber mi var Meryem? Yok, önemli değil. Depodaki pirinçler için bir alıcı. Ne oldu? Gelmiyor mu? Eli mahkum. Eninde sonunda gelecek. Her şey yolunda Rasım Bey. Biz şimdi tarladan çıkanları kime satacağımızı ayarlayalım. Gir içeri.
Hadi yürü. İçeri. Otur şuraya. Çabuk ol lan. Ne çabuk yorum. Yeniyorum ağam. Git de biraz odun topla. Niye hep ben gidiyorum ya? Ayaklarıma kara sular indi zaten. Aynı yolu biz de yürüdük. Hem seni kızla yalnız bırakmam. Bana söylüyorsun ama ben yokken kıza bir şey yapmaya kalkma. Git lan. Sakın kötü bir şey düşünme. Korkma kızım. Benden sana zarar gelmez. Metin de dert etme. Ben olduktan sonra sana dokunamaz. Sizde Allah korkusu yok mu ha? Elinde sonunda yakalanacaksınız. Hapse girmekten de mi korkmuyorsunuz? Allah'tan korkarım. Ama diğeri de benden korksun. Benim ömrüm hapislerde geçti. Girersin de bir daha çıkamazsın inşallah. Edebinle oturacaksan otur. Haber gelince bırakacağız seni. Zorluk çıkartma boşuna. Kolay gelsin. Sağ ol kardeş. Bir kız arıyorum 20'li yaşlarda. Dünden beri kayıp. Buralarda gördün mü? Evet, 2-3 saat önce bir kız gördüm. Nasıldı? Ne yapıyordu? İyiydi. Yani bir sakatlık görmedim. Gerçi buralarda ne yapıyordu anlamadım ama. Sen ne yapıyorsun burada? Ben. Evim burada. Küçük bir kulübem var. Bir kadın 3 de çocuk yuvarlanıp gidiyoruz işte. Peki nereye gitti kız? Şu tarafa. Sağ ol. Önemli değil. Üşüdün mü? Nereye güzelim? Bırak! Rahat dur. Rahat dur. İnsan gibi dur, gömmeyeyim toprağa. Yürü. Yürü. Poyraz? Ne oldu sana? Odun toplarken bir adam kızı sordu. Ben de başka tarafa gönderdim. Ama gene de dikkatli olalım. Nasıl biriydi? Böyle 25 yaşlarında. Yapılı, esmer bir çocuktu. Hiç kullandıracak bir şey yapmadın inşallah. Ne zannettin abi beni? Berber çırağı mı? Tanıdın mı soranı? Burası mı lan? Evet ağam. Ana! O neydi? Şu soran herif olmasın? Olabilir. Kalk lan Allah'ın cezası. Kalk! Tamam. Yürü. Söz, yürü. Bunlardan biri miydi gördüğün? Değildi. Bağlayıp arka tarafa götürelim. İş bittikten sonra icabına bakarız.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selam. Dayı. Buralarda bir kız gördünüz mü 20'li yaşlarda? Kimseyi görmedim. Evden mi kaçtı? Yukarıdaki kulübeye baktın mı? Orada oturan adamla konuştum. 5-6 saat önce bu tarafa gelmiş. O kulübede oturan yok ki. Yıllardır o kulübe boş. Kış aylarında oduncular sığınır. Ben Bostancı köyündenim. Atın ayağı sakatlandı. Size bıraksam olur mu? Olur olur. Olur yeğenim olur. Sağ ol. Hadi. Sesini çıkarma. Yürü. Ulan namussuz. Ne yaptın lan? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Burada mı oturuyorsun? Evet, ne istedin? Biraz içeri girebilir miyim? Kusura bakma, müsait değilim. Yalnız mısın burada? Yalnızım ya da değilim. Müsait değilim dedik. Hadi güle güle. Nerede lan kız? Çıkmak! Konuş bari. Nerede? Ne yaptın lan kız? Söyle gebertirim seni. Ne yaptın kıza? Ne yaptın? İyi kaçırdın. Bir yerine bir tek kıymık battıysa asarım seni. Asarım! Konuş! Razi. O kaçırdı. Ben kaçırmadım. Niye kaçırdı söyle. Bilmiyorum. Ekmek çantası bilmiyorum. Nerede lan kız? Nereye götürdün? Birisi daha var. Peki. Ben uyurken götürmüş kızı. Nereye götürdü bilmiyorum. Yemin ederim. Ah!